Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Şimdi aslında bir vergi paketinden, taslaktan söz etmiştik. Orada eleştirilen bazı başlıklar vardı. Aynı onun gibi birkaç haftadır yine kamuoyunda tartışılan bir mesele var. O da yurt dışı çıkış harcının yükseltileceği yönündeki haberler. Malum yurt dışına çıkmak istediğinizde havaalanında ilk yaptığınız şey yurt dışı çıkış harcı ödemek. 150 lira mevcut hali itibariyle ama bunun 1500 lira, 3000 lira, 1750 lira olacağı yönünde gelen haberler vardı. Şimdi ona ilişkin nerede karar kılındı ya da nerede karar kılınması planlıyor ona bakacağız ama çok önemli bir oranla başlayalım. 2023 yılında tam 8 milyon 743.760 yolcu yurt dışına çıkış yaptı. Çok önemli bir orandan bahsediyoruz. Mevcut haliyle her yurt dışına çıkan yolcu 150 liralık yurt dışı çıkış harcını ödüyor. Fakat Gelir Dersi Başkanlığı yurt dışı çıkış harcının 3000 lira olması yönünde bir görüş beyan etti. Yani çok astronomik bir orandan, rakamdan söz ediyoruz. 150 liradan 3000 liraya sıçrayan bir çıta, düşünün. Arada inanılmaz bir oran farkı var. Fakat bu öneriye, Gelir Dersi Başkanlığı'nın 3000 lira önerisine AK Parti'den bir itiraz geldi sevgili izleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanlığı da yurt dışı çıkış harcının 150 liradan 1000 ila 1750 lira aralığına çıkarmayı hedefliyor. Ama elbette yine 150 liradan ister 1000 lira olsun, ister 1500 lira olsun, ister 1750 lira olsun yine çok büyük bir orandan ve zamdan söz ediyoruz sevgili izleyiciler. Ama tabii Cumhurbaşkanı'na fiyatı artırma veya eksiltme konusunda da bir yetki verilecek. Dolayısıyla son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Dediğimiz gibi Gelir Dersi Başkanlığı öncelikle 150 liralık yurt dışı çıkış harcının 3000 lira olmasını önerdi. AK Parti'den bir itiraz geldi. Ardından Hazine Bakanlığı 1 ila 1750 lira arasında bir oranda karar kılınması üzerine görüş bildirdi. Tabii aslında şimdi sadece bekleyeceğiz. Nasıl bir oranda karar kılınacak yurt dışı çıkış harcı konusunda?